Arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım, Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği'nin tertiplediği webinar serimizde bu akşam sizlerle beraberiz. Bu üç değerli konuşmacı arkadaşım bu forumda konuşmalarını yapacaklar. Sizlerden gelen soruları konuşmaların sonunda cevaplamaya çalışacağız. Çok güncel bir konu. Bu IVF'de hepimizin problemi olan konulardan bir tanesi. Kimi zaman, her vakit değil, kimi zaman. Üçüncü gündemi transfer yapalım, beşinci gündemi yapalım. Yoksa altıncı, yedinci gün transferlerine gidelim mi, gitmeyelim mi, hangi durumlarda gidelim? Bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Üç değerli konuşmacımız var. Doçent Doktor Semih Zeki Uludağ. Kendisi bize ilk konuşmayı yapacak. Ardından ikinci konuşma Yavuz Hoca tarafından, Yavuz Tokyos Hoca tarafından yapılacak. Bir embriyolog gözüyle de Özgür Doğuş Demirkan kardeşimiz bize konu hakkında bilgileri tamamlayacak. Ben konuşmacıları yeterince kalabalık olduk. Konuşmacıları daha fazla bekletmeden öncelikle Semih Bey'i konuşmasını yapmak üzere oturuma davet ediyorum. Semihçim lütfen buyur kardeşim. Merhaba, iyi akşamlar. Bülent Hocam, değerli meslektaşlarım. Bugün benim konum 3. gün embriyo transferimi yapalım, 5. gün embriyo transferimi yapalım. Bu soru günlük pratiğimizde demin de hocamın dediği gibi hastalar tarafından da bize oldukça sık gelen bir soru. Güncel literatür eşliğinde bu konuya bir daha göz atmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi 1978 yılında ilk IVF gebeliğinden sonra 1984 yılında ilk blastosist transferi gerçekleştirilmiştir. Kültür medyumlarındaki gelişmeler, embriyoların ihtiyaçlarının öğrenilmesi ve blastosiste gitme oranlarının giderek artmasına sebep olmuş. Bu oranlar günümüzde %60'ları geçmiştir. Buna bağlı olarak da blastosist transferi giderek yaygınlaşmıştır. Bu oran 2004-2007 yılları arasında %30'dan azken 2013'ten sonra bu oran %60'ları geçmiştir. Peki biz neler biliyoruz? Doğal konsepsiyonda embriyonun morula safhasında uterin kavitenin içeriğinde oluştuğunu başlığını biliyoruz. Yani klivaj embriyosunda embriyo aslında tubada. Klivaj embriyo gelişimi hala maternal genemik kontrol altında. Yani embriyo blastosist evresinden sonra kendi genemik kontrolünü sağlıyor. Blastosis aşamasına gelemeyen embriyoların birçoğunun kromozom olarak da anormal embriyolar olduğunu düşünüyoruz. Örneğin 36 yaşından büyük bir hastada iyi bir D3 embriyosunda aneuploidi oranı %60'lara yakın. 5. gün embriyosunda bu oran %35'lere kadar düşmekte. Peki biz niye 5. güne transfer yapmayı istiyoruz? Amacımız ne? Burada amacımız bir seleksiyona uğrayan embriyolardan implantasyon potansiyel en iyi embriyoyu seçmeye çalışıyoruz. Bu sayede tek embriyo transferi yaparak çoğu gebeliklerin önüne geçmeye çalışıyoruz. Bir diğer önemli husus da embriyo ile endometriyum arasında senkronizasyonu daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Özellikle taze sikluslarda hiperstimülasyonun endometriyum üzerindeki olumsuz etkilerini 5. günde yaparak birazcık da azaltmaya amaçlıyoruz. Buna bağlı olarak da daha yüksek implantasyon ve canlı doğum oranları düşünüyoruz. Ve tabii ki 5. güne giderek de eğer endikasyonu varsa preimplantasyon genetik tanı yapmayı sağlamaya çalışıyoruz. Peki teorik olarak dezavantajları ne olabilir 5. gün transferinin? Kültür ortamında blasta gidemeyen ancak biz bunları klivaj evresinde verseydik gebelik oluşturma ihtimali olan embriyolar olduğunu düşünüyoruz. Yani en iyi ortam, in vivo ortam, anne rahmi, üterin kavite diye düşünülürsek eğer. Bu embriyolar belki de gebelik oluşturabilecek embriyoları biz blastla gitmeye çalışıyoruz. Kültür ortamı bu embriyolar ölüyor. Sonuçta daha az embriyo kalıyor elimizde ve surplus donduracak embriyomuz daha az oluyor. Buna bağlı olarak da belki de hiç embriyo kalmıyor bazı hastalarda ve siklus iptalleri daha fazla oluyor. Bu hastalara hekim için de tabii ki ciddi bir stres faktörü. Literatüre baktığımız zaman aslında çoğu çalışmada
iyi prognozlu hastalarda, taze sikluslarda blastosist transferinin klivaj embriyo transferine göre gebelik ve canlı doğum oranlarını belirgin olarak artırdığını görüyoruz. Bununla ilgili daha böyle yeni güncel çalışmalara bakacak olursak, Belçika'dan bir çalışma. Burada yazarlar kendi kliniklerindeki aşama aşama 5. gün transferine geçişlerini değerlendirmişler. Örneğin 2010-2011 yılları arasında tüm transferleri 3. gün yapmışlar. 2012-2013 yılları arasında birazcık daha iyi prognozlu hastalara 5. güne gitmişler. 2014-2015 yılları arasında 4 embriyodan az olanları 3. gün, daha iyi olanları 5. günde yapmışlar. Ve 2016'dan sonra tüm transferleri 5. günde yapmışlar. Bunların kendi aralarında değerlendirmişler. Tabii ki 5. güne gittikçe tek embriyo transferleri daha arttığını görmüşler. Sonuçlara bakacak olursak, bunlarda tabii ki 5. güne gittikçe siklus iptal olanları artmış anlamlı olarak. İkiz gebelik oranları azalmış. Transfer başına gebelik ve canlı doğum oranları artmış. Siklus başına canlı doğum oranı, yani kümülatif gebelik oranlarına bakacak olursak da sadece en baştaki, yani tüm embriyoların 3. gün yapıldığıyla 4'ten az blast embriyosu olanlarda klivaj transferi yapılan grup arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüş. Bu fark yine burada göze çarpıyor. Sadece pre-intervention grupla periyot 2 arasında anlamlı bir fark var. Diğerleri arasındaki fark anlamlı değil. Özellikle 2. ve 3. grubu kıyasladıklarında, yani tüm embriyoları blast seviyesinde verdikleriyle 4'ten az embriyosu olanları, fazla olanları blast arasında kıyasladıklarında, yine siklus iptali tabii ki 5. güne gidenlerde daha fazla, transfer başına gebelik oranları ve siklus başına gebelik oranları arasında anlamlı bir fark yok. Sonuç olarak şöyle bir şey söylüyor yazarlar. Taze transferde tüm embriyoların 3. gün verilmesine göre gebelik ve canlı doğum oranları blast grubunda artıyor transfer başına. Siklus başına canlı doğum oranları sadece grup 2'de artmış klivaj embriyolarına göre. Grup iç ve grup 2 ve grup 3 arasında istatistik olarak bir fark yok. Yani tüm embriyoları blast vermekle kötü embriyoları klivaj vermek arasında bir fark olmadığını söylemişler. İngiliz derisine baktığımız zaman burada yine çok hasta olan bir çalışmada taze transferde blast transferi daha başarılı görünüyor. %56'ya %34, ama fark istatistik olarak anlamlı değil. Burada şöyle bir sonuç çıkarmış yazarlar. Blastosist transferi siklus başına kümülatif gebelik oranlarında anlamlı bir artış sağlamamış. Genç ve iyi prognozlu hastalarda blast transferi tercih edilmeli diye bir yorum yapmışlar. Yani yaşı genç olan, OCCIC olan hastalarda. Bu konuda Cochrane 2016 review'una baktığımız zaman da burada canlı doğum oranları blast grubundan anlamlı olarak daha fazla. OCCIC 1.48. Kümülatif gebelik oranına baktığımız zaman arada anlamlı bir fark yok. Yalnız bu review'un en önemli tarafı bu her ikisinde kanıt düzeyinin düşük veya çok düşük olması. Burada tabii ki 5. gün transferlerinde siklus iptalleri daha fazla, 2.5 kat daha fazla görünüyor. Bir başka review'a, gene bu Cochrane'a benzer bir review'a baktığımız zaman burada 5. gün transferi daha başarılı görülüyor. Yaklaşık 3. gün transferine göre gebelik oranlarını 1.8 daha artırmış. Kümülatif gebelik oranları yine benzer çıkmış. Yani burada şu önemli. 3. günde kümülatif gebelik oranları yüksek diye çalışmalara baktığımız zaman bunların birçoğunun slow freezing yapıldığı dönemde olduğunu görüyoruz. Tek bir çalışma, vitrifikasyon kullanmış, Fernandez'in çalışması. Burada ise blastlardaki kümülatif gebelik oranı daha yüksek. Ya bu heterojen olduğundan dolayı bu aradaki farkın önemsiz olduğu söyleyebiliriz bu çalışmada. Tabii ki blast grubunda siklus iptalleri daha çok görülüyor. Sonuç olarak bu review'da şöyle bir sonuç çıkarmışlar. Taze blast transferiyle canlı doğum oranları 1.48 olarak daha OCCIC'den fazla. Yani klivaj embriyosunda verdiğimiz zaman %29'sa gebelik oranı,
Biz bunu BLASP olarak verseydik %32 ile %42 arasında olacaktı başarı şansımız. Fazla blastosist transferinin klivaj embriyoya göre daha başarılı ya da kümülatif gebelik oranlarının benzer olduğunu söylemek, düşük kalitede kanıta dayanarak bunu söyleyebiliyoruz diyoruz. Uzamış kültür nedeniyle tabii ki siklus iptali daha fazla, 3. gün, 5. günde ve donduracak embriyo sayısı blast transferi grubunda daha az kalıyor, daha çok embriyolar elendiği için. Peki hala 3. gün transferi yapmanın bir anlamı var mı? Böyle bir çalışma şöyle dizayn edilmiş. 5. gün transferi yapılacak diye planlanmış ama embriyo sayısı az olan ya da kötü embriyo kalitesi olan hastaların transferlerini 3. gün diye değiştirmişler. Bu hastalarda genellikle 6'dan az PN'leri varmış ellerinde. Bakacak olursak 5. gün transferlerinde fertilizasyon oranı daha iyi olduğunu görüyoruz. Aslında burada biraz bias var. Yani burada 3. gün grubu aslında daha kötü bir grup. İçlerinde daha fazla poor responder hasta var. Embriyo transfer sayıları tabii ki burada daha çok embriyo transfer edilmiş. Dondurma açısından baktığımızda burada 5. günde daha fazla embriyo dondurmuş ama burada şöyle bir şey yapılmış çalışmada. 3. gün transferi yapıldıktan sonra geri kalan embriyolar 5. güne gidilmiş, kalanlar dondurulmuş. Ondan dolayı burada aslında diğer çalışmalara zıt bir sonuç çıkıyor. 5. günde daha fazla dondurmuş embriyo kalmış gibi. Sonuçlara bakacak olursak canlı doğum oranları belirgin olarak daha yüksek 5. günde. Burada 1.89 çıkmış olası ratiosu. %40'a %25 canlı doğum oranları daha yüksek. Ama burada taze transfer yapılanlar alınmış. Kümülatif yok. Yaş gruplarına göre kıyasladıklarında bakmışlar. Burada özellikle 40 yaşın üzerindeki hastalarda 3. gün ve 5. gün transferler arasında aradaki fark giderek anlamsızlaşmış. Yani makas daralmış, birbirine daha yakın gebelik oranları çıkmış. Sonuç olarak yazarlar şöyle diyorlar. 5. gün transferi taze siklusta kesinlikle daha başarılı. %40'a %25. Ancak %25 de kötü bir rakam değil. Özellikle siklus iptal riski daha fazla olan hastalarda işte embriyo sayısı az olabilir ya da kötü embriyo kalitesi olabilir. 3. gün transferi yaparsak da aslında yanlış bir iş yapmayız demek istemişler bu çalışmada. Bir de burada özellikle 3. gün verdiğiniz embriyolar grade A ise gebelik oranı %27. Grade B ya da C embriyo veriyorsak gebelik oranı %17. Yani embriyo grade ile de aslında alakalı. Bu yazıya için bir letter to editor yazısı var. Burada da yine şöyle demiş yazar. Kötü prognozlu hastalarda blast değil de klivaj transferi yaparsak %25 bir canlı doğum oranı var. Bu kabul edilebilir bir oran. O yüzden her hastayı blastla gitmek doğru olmayabilir. Özellikle genç embriyo veya embriyo sayısı az ya da daha önce başarısız blast transferi olanlarda 3. gün transferi de iyi bir seçenek olabilir şeklinde bir yorum yapmış. Bir başka çalışma burada da Fernandez'in çalışması. Demin bahsettiğim 5. günde vitrifikasyon yapan çalışma. Burada 4'ten fazla PN olan hastaları alınmış. %67 bir blastla gidiş var. %4'e yakın bir siklus iptali var. Oranlara bakacak olursak siklus başına klinik gebelik oranı, implantasyon oranı daha yüksek. Ama istatistik olarak arada anlamlı bir fark yok. Siklus başına devam eden gebelik oranı 5. grupta anlamlı olarak daha yüksek çıkmış. Burada hastaları 35 yaş üstü ve 35 yaş altı diye gruplandırdıklarında özellikle 35 yaş üzeri olan hastalarda klinik gebelik oranı, devam eden gebelik oranı, kümülatif gebelik oranı daha anlamlı oluyor. Yani ileri yaşlı hastalarda 5. gün transferin daha başarılı olduğunu söylüyorlar. Yazar da bunu şöyle açıklamış o tartışmada. 35 yaş üzerindeki hastalarda aniploid oranı daha yüksektir. Biz bunları 5. güne gittiğimiz zaman bu aniploid embriyolar daha çok eleniyor ve buna bağlı olarak da gebelik oranımız daha çok artıyor şeklinde yorumlamışlar. Bir başka çalışmada gene 3. gün 5. gün kıyaslaması 4 PN'den az olan hastalar ve yaş 39'dan genç olan hastalar alınmış. Burada %3 bir hasta blastla gidememiş. Embriyo sayı, transfer sayıları benzer. Gebelik ve canlı doğum oranları benzer çıkmış. Şöyle diyorlar sonuçta. 4'ten az PN olan hastalarda 3. gün embriyo transferi
500.000 embriyo transferiyle benzer sonuçlar vermektedir. Peki elimizde bir ya da iki tane embriyomuz varsa ne yapalım? 3'e mi gidelim, 500.000 transfer yapalım? Bununla ilgili bir çalışma. Bu da yine yeni bir çalışma. Burada kümülatif gebelik oranları, devam eden gebelik oranları benzer. Arada bir anlamlı fark yok. 500.000'e giden hastalarda %13'lük bir siklus iptali görülmüş. Ve yazarlar şöyle diyorlar. Bir ya da iki tane embriyosu varsa klivaj evresinde vermekle 500.000'e gidip vermek arasında bir fark yok. Tabii burada %13'lük bir siklus iptali oranı da göz ardı etmemek lazım. Peki elimizde bir tane embriyomuz var. O zaman ne yapalım? Bu da tabii retrospektif bir çalışma. Burada tek embriyosu olan hastalarda 3. ve 5. transferleri geriye dönüp değerlendirilmiş. Burada ibre tersine dönüyor. 3. gün transferleri daha başarılı oluyor. Özellikle 2.6 os retrosu biyokimyasal gebelikte, klinik gebelikte ve canlı doğumda burada 3. gün embriyosu daha başarılı görülüyor. Sonuçta yazarlar demişler ki elinizde tek bir embriyo varsa bunu 5. güne yani plus evresine zorlamaya gerek yok. 3. günde transfer ederseniz de gayet iyi gebelik oranları 5. gününden daha iyi alabilirsiniz diye bir yorum yapmışlar. ASRM'nin 2018 guideline'ına bakacak olursak şöyle diyor. İyi prognozlu hastalarda blast transferi eş sayıda klivaj evresi transferine göre canlı doğum oranı daha yüksektir. Bu zaten birçok çalışmada bunu söylüyor. Blast transferiyle single tek embriyo transferi yapıyoruz ve multiple gebelik riskini azaltıyoruz. Ancak uzamış kültür ortamı nedeniyle daha az elimizde doğulacak embriyo kalıyor. Uzamış kültür ortamının monozigotik iki riskini artırabiliyor. Blast transferiyle birazcık daha kötü neonatal sonuçlar birazdan değineceğim daha görülmüş. Tabii ki burada önemli olan şu, her laboratuvar kendi koşullarına göre hareket etmeli. Yani şu kadar embriyodan az embriyo varsa blasta gitmek ya da gitmemekle ilgili her laboratuvar kendi şartlarına göre karar vermeli diyor. Neonatal sonuçlara bakacak olursak 3. gün 5. gün transferinde tabii ki 5. gün transferinin en büyük avantajı tek embriyo transfer ettiysek çoğul gebelik riskini azaltıyoruz ve buna bağlı olacak neonatal komplikasyonları azaltıyoruz. Ama blast transferi sonrasında gelişen gebelikler preterm doğum ve kongenital malformasyon arasında bir miktar daha riskli çıkmış bazı metanizlerde ama bunun tersini söyleyen, fark olmadığını söyleyen geniş sayılı çalışmalar da var. İşte bunun altında uzamış kültür ortamına bağlı epigenetik mutasyon yattığı söyleniyor. Bir de blast transferleriyle monozigotik riski klivaj embriyolara göre daha yüksek çıkıyor. Bir de değişmiş cinsiyet oranı yani erkek cinsiyet oranı birazcık daha yüksek blast transferiyle. Sonuçta şöyle toparlayacak olursak 3. gün transferi yapacağımız zaman genelde bu hastalarda embriyo sayısı az ya da embriyo kalitesi kötü oluyor. Burada embriyoyu doğal çevresine daha erken gönderiyoruz ama burada tabii ki bir tırnak açmak lazım. Embriyo 3. günde aslında tubada yani biz ona uterin kaviteye gönderiyoruz. 3. gün transferi yaptığımız zaman elimizde daha fazla donduracak embriyo kalabiliyor. Bunun dezavantajı hangi potansiyel en iyi embriyoyu seçtiğimizi emin değiliz. Yani hangi en iyi embriyo seçtiğimizi bilmiyoruz. Birçok embriyo donduruyoruz ama belki de burada içinde non-viable yani gebelik oluşturmayacak embriyolar da dondurmuş olabiliriz. Bunlar da handikapları. 5. günde transfer için elimizde iyi kalite çok embriyo olması gerekiyor. Burada en iyi embriyoyu seçtiğimizi düşünüyoruz. Tek embriyo transferi yapma şansımız daha yüksek ve buna bağlı olarak çoğul gebelik riskini azaltıyoruz. Tabii burada embriyo laboratuvar ortamında daha çok kalıyor. Buna bağlı işte dezavantajlar oluyor. Daha az donmuş embriyo kalıyor. Monozigotik iki riskimiz daha yüksek oluyor. Bu soruya hala cevap aranıyor. Bununla ilgili iki tane çok güzel çalışma var. Sonuçları henüz açıklanmamış. Bu Amerika'dan bir çalışma. 5'ten az zigota olan hastaların taze de frozen olarak transfer etmişler. Ben hala bu çalışmanın sonuçları toplanmaya devam ediyor. Muhtemelen 1,5 yıl içinde yazının çıkması bekleniyor. Bu da Hollanda'dan bir çalışma. Bu da yine güzel bir çalışma. 4'ten fazla PN olan hastaları 3. gün ya da 5. gün transferi kümülatif canlı doğum oranları
saptanmaya çalışıyor. Bu iki çalışmanın sonuçları da herhalde bu soruya ışık tutmada yardımcı olacaktır. Ben sabrınızı ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ediyoruz sevgili Semih. Soruları oturumun sonunda alacağız çünkü sorular gelmeye başladı. Sevgili Semih Uludağ kardeşimiz bize 3. ve 5. gün transferleri konusunda güncel bilgileri derledi. Şimdi 6. 7. gün için sevgili Yavuz Tokgöz kardeşimizi dinleyeceğiz. Ondan sonra da embriyolog açısından olaya bakacağız. Yavuzcuğum buyur, konuşmak sırası sende. Teşekkür ediyorum hocam öncelikle ve bu toplantının organize edilmesinde emeği geçen özellikle yönetim kurulu, Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği yönetim kurulundaki değerli hocalarımıza teşekkür etmek istiyorum ve bizi dinleyen şu anki bütün meslektaşlarıma da. Şimdi bugün aslında Semih hocam büyük oranda 3 ve 5'deki farklılıkları söyledi. Bana verilen göre belki biraz daha farklı ve birçoğumuzun belki de çok daha az aşina olduğu şahsen benim de bir konu olacak ve buradaki güncel bilgileri sizler için derlemeye çalıştım. Şimdi burada implantasyon ve blastülasyon süreçlerinden embriyo ve endometrium arasındaki senkronizasyon, neden bizim D6 yani gün 6 veya gün 7 embriyo transfer ihtiyacımız var ve bunlar arasında herhangi bir farklılık var mı? Transfer stratejilerimiz nasıl olmalı? Şimdi biliyoruz ki embriyo ve endometrium arasında iyi bir ilişki olmalı ki bir gebelik oluşsun ve devam edebilsin. Bizim aslında tüp bebek tedavilerindeki tabii ki ana amacımız bu. İmplantasyon bu açıdan yardımcı üreme tedavileri arasında çok önemli. Ve burada tek başına embriyonun yaklaşık 1/3 kadar bir etkinliğinin olabildiği, uterin reseptivite yani embriyo ve endometrium bir arada rol aldığı kısmın ise yaklaşık 2/3 kadar etkili olduğu bildirilmiş. Evet Semih hocam zaten söyledi. Yani üçüncü gün transferi evet biz aslında fizyolojik olmayan bir transfer yapmış gibi oluyoruz üçüncü günde. Yani aslında endometrial kavitede olmayacak bir embriyoyu, zigotu biz endometrial kaviteye veriyoruz. Aslında ideali 4. gün civarında fizyolojide 8 hücreli bir kompakt morulanın endometrial kaviteye girdiğini ve yaklaşık 2-3 gün kadar duruma göre implantasyona kadar 8. güne kadar belki de endometrial kavitede varlığını sürdürdüğünü ve daha sonrasında implantasyonun gerçekleştiğini biliyoruz. Burada tabii 5. 6. gün ideal daha fizyolojik olabilecek bir transfer stratejisi gibi gözüküyor. Ancak 6. günde de işte pozisyon, endometrium ve embriyo arasındaki iletişimin arttığını, 7-8'de artık adezyon ve 8. günden sonra da implantasyonun daha net bir şekilde gerçekleştiğini biliyoruz. Genel olarak aslında bildiğimiz iyi ve kaliteli bir embriyo, reseptif bir endometriyum ve iyi bir embriyo transfer tekniği uygulamamız gerekiyor bizim tüp bebek tedavi sürecinde implantasyonu sağlayabilmek için. İyi ve kaliteli bir embriyo için iyi bir ovülasyon indiksiyonu, iyi bir laboratuvar parametreleri ve belki de embriyonun kendisine ait bir takım intrinsik faktörler burada rol oynayabilmekte. İyi bir reseptif endometriyum da tabii ki gerekli. Hep bunların hepsi çok iyi olsa dahi bazen biz tekrarlayan implantasyon başarısızlıkları dediğimiz bir takım problemlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Peki biz burada iyi ve kaliteli bir embriyo elde ettiğimizi düşünüyoruz. Embriyologumuzla yaptığımız değerlendirmede buna kanaat getirdik. Ancak hangi embriyoyu ne zaman transfer edelim? Burası aslında muhtemelen tartışmalı bir kısım. Şimdi blastülasyon dediğimiz süreç yani morula'dan yani dördüncü günde ortaya çıkmış bir embriyodan blastula'ya doğru bir dönüşüm süreci yani artık 5. güne 6. güne doğru bir gidiş. Burada iç hücre kitlesi, trofoblast dokuları, blastülerden oluşan bir yapıya, blastosist yapısında biz blastula diyoruz. Şimdi bizim hepimizin aslında rutin beklentisi gün 5'te, E5'te bir blast gelişimi. Ancak bu blastülasyon bazı embriyolarda yaşla birlikte özellikle azalabildiği veya aynı kalabildiği ancak bazı embriyolarda bu blast gelişiminin 5. güne de gerçekleşemediği, daha ileri günlerde gerçekleşme olasılığının ortaya çıktığı bildirilmiş. Ve az önce söylediğim gibi yani 4. 5. gün aralığında embriyonun uterin kaviteye girdiğini fizyolojiden biliyoruz ve biz de buna uygun bir embriyo transfer stratejisi geliştirmeye çalışıyoruz aslında. Human Reproduction'da yeni yayınlanmış bir yazıdan aldığım bir görsel ve burada implantasyon penceresini görüyorsunuz. Aslında progesteron sekresyonuyla birlikte veya dışarıdan bizim verdiğimiz progesteronla birlikte implantasyon penceresi bir süre sonra açılıyor. Ve yaklaşık 4 gün kadar bu implantasyon penceresi açık. Ve bu implantasyon penceresinin ovülasyondan sonraki tahmini başlangıç günü 6. gün civarı aslında. Yani 5. günde verdiğimiz zaman implantasyon için çok uygun bir ortam değil. Bir
bir süre beklemesi gerekebiliyor. Ancak ne zaman vermek gerekiyor? Burası tartışmalı. Özellikle taze embriyo transfer sıklıklarında senkroni blast gelişimin oranından sanki daha önemli gibi gözüküyor. Yani embriyo ve endometrium arasındaki ilişki blastın gelişiminden, yani yavaş mı gelişti, hızlı mı gelişti'den biraz daha önemli gibi söyleniyor. Ancak burası da net değil hala. Fertilizasyon sonrası uygun zamanda bir blast gelişimi olduğu takdirde bunun implantasyon oranlarında artışa ve gebelik oranlarında belirgin artışa yol açtığı aslında literatür bilgileriyle de ortaya konmuş durumda. Donma çözme sikluslarında ise daha iyi bir embriyo ve endometrium senkronisi olduğunu biliyoruz ve tahmin ediyoruz. Çünkü ovaryal stimülasyonun negatif etkilerinden aslında bir nebze dışlamış, bir nebze uzaklaşmış oluyoruz donma çözme sikluslarında. Peki biz neden 6. gün veya 7. gün embriyosuna ihtiyaç duyuyoruz veya gerekli mi? Buraya bakacak olursak erken blast gelişimi olan embriyolar, yani zamanında olması gereken ve hızlı bir şekilde blasta giden gelişimini sağlayan embriyolarda implantasyon penceresi döneminde aslında implantasyon için hazır bir embriyo var. Ve o yüzden implantasyon oranlarının çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Ancak tipik olarak gün 5 kültüründe blast geliştiğini biliyoruz. Ancak bazı embriyolar bu blast gelişim sürecini 5. günde gerçekleştiremeyip 6. gün veya 7. güne kadar bu blast gelişimi için zaman geçirebiliyor. Bununla ilgili bir çalışma, blastülasyon zamanı ve bunun 5. 6. gün uzamış kültürle ilişkisini değerlendiren çalışmada yaklaşık 49 oranında, %49 oranında blastülasyon oranının 5. günde gerçekleştiği ve 5. günden 6. güne beklenmesi halinde 5. günle 6. gün arasında yaklaşık %30 daha blastın ortaya çıktığı ve bunların yaklaşık %20 kadarında kaliteli olabilecek düzeyde bir blast oluşturduğu ortaya koymuşlar bu çalışmayla. Bunlar da bizim kliniğimizde 6. güne takip ettiğimiz iki farklı hastanın iki farklı embriyo görüntüsü. Sol tarafta 5. gün embriyoları var. Üstte bir blastosel aşaması gibi düşünebileceğimiz, altta da early blast olabilecek bir embriyo. 6. güne beklediğimizde gördüğümüz gibi biraz daha bariz, belirgin ve aslında aşina olduğumuz bir blast görüntüsünü elde edebiliyoruz. Ve burada gebelik şansı belki de belli oranda daha da arttırma şansımız olabiliyor. Ancak gün 6 blastların farklı gelişim potansiyellerine sahip olması ve embriyo endometrium senkronilerinin farklı olduğu söylenmekte. Az önce söylediğim gibi implantasyon penceresi progesteron başlanmasından veya progesteron salgılanmasından yaklaşık 48 saat sonra açılmakta ve yaklaşık 4 gün kadar sürmekte bu implantasyon penceresi. Ancak biz gün 6 blastları transfer ettiğimiz zaman sanki biraz daha dar bir implantasyon penceresinde zorunda bırakmış oluyoruz biz gün 6 blastları. Bunu muhtemelen biyolojik açıdan birazdan Özgür Hocam söyleyecektir. Peki biz gün 5 ve gün 6 embriyo transferlerinde stratejimiz nasıl olabilir? Blast devresine ulaşma zamanı IVF sonuçlarıyla ilişkili mi doğrudan? Net değil. Literatürde bazı veriler ilişkili olduğu yönünde ancak çelişkili veriler de mevcut. Yavaş gelişen blastlarda, yani gün 6, gün 7'ye de blast oluşturmuş embriyolarda implantasyon oranlarının bir miktar daha düştüğü, in vivo olarak embriyonun uterin kavitede 2 ila 3 gün kadar zaman geçirdiği ve embriyo endometrium arasında bu süreç içerisinde, geçirilen zaman içerisinde steroid ve protein alışverişinin olduğu, eğer biz biraz daha geç bir embriyo transferi yaparsak, yani gün 6 ve gün 7 şeklinde, bu ilişkinin daha az olabileceği ve implantasyon penceresini bu transferlerin kaçırabileceği ve bu yüzden de gebelik sonuçlarının biraz daha olumsuz olabileceği yönünde bir yorum var literatüre bakacak olursak. Shapiro'nun 2001'de yayınladığı taze embriyo transferleri yapılan olgularda gün 5 ve gün 6 blastlar karşılaştırıldığında blast formasyonu olarak gün 5'te blasta gidenlerin tabii ki blast formasyonları daha yüksek oranda, daha fazla ekspansiyon olmuş blast ortaya konmuş ve implantasyon oranları ve gebelik oranlarında belirgin şekilde istatistiksel olarak da anlamlı olacak düzeyde daha yüksek olduğu gün 5 transferlerinde bildirilmiş. Ve burada gün 5 ve gün 6 transferlerini ayrı ayrı değerlendirildiğinde gün 6 transfer yapılan olguların da tamamen ekspansiyon olan embriyoların daha yüksek bir gebelik oranı oluşturabileceği, bunlarda da tamamen olumsuz veya tamamen umutsuz olmayabileceğimiz yönünde bir yorum yapılmış. Ve taze mi yapacağız peki, donma çözme siklusları mı yapmak bu noktada mantıklı? Burada taze siklusta biliyoruz ki ovaryal stimülasyon ile endometrial reseptivitede belli oranda bir bozulma gerçekleşebilmekte. Burada tabii ki suprafizyolojik steroid düzeyleri ortaya çıkmakta ve bununla birlikte tabii ki bunlardan belki de en önemlisi prematür bir progesteron yükselmesi endometrium reseptivitesi üzerinde bir olumsuz sonuç oluşturmakta.
ve bu bozulmuş reseptivite de embriyo-endometrium arasındaki senkroninin bozulmasına yol açabilmekte. Donma çözme sikluslarında ise daha iyi bir embriyo-endometrium senkronizasyonu var, ancak burada da embriyonun günü ile implantasyon penceresinin uyumunu çok iyi sağlamak ve transferi ne zaman yapacağımızın stratejisini belki de daha iyi belirlemek gerekiyor. Bununla ilgili Barentexa'nın yaptığı bir çalışma var 2005'te. Daha önce en az 3 kez başarısız IVF klivaj evresi transferi olan sikluslara taze embriyo transferi planlanıyor. Gün 5 ve gün 6 blastlar, blast transferleri gerçekleştiriliyor. Ve bunun sonucunda gün 5 transfer olan olgularda blast formasyonunun daha yüksek oranda olduğu, implantasyon oranlarının, gebelik oranlarının da anlamlı şekilde daha yüksek elde edildiği, gün 5 transferiyle daha iyi bir klinik sonuç elde edildiği ortaya konuyor. 2012'de bir çalışma var. Burada 3 grup karşılaştırılıyor. Yine taze embriyo transfer siklusları bunlar. Yalnız burada gün 5'te ekspansiyon olan embriyolar gün 5'te transfer ediliyor birinci grupta. İkinci grupta gün 5'te ekspansiyon olan embriyolar gün 6'da transfer ediliyor. Üçüncü grupta ise gün 6'da ekspansiyon olan embriyolar gün 6'da transfer ediliyor. Şimdi burada grup 2 biraz karışık gözüküyor, ancak bunun açıklamasında da kliniklerinin çalışma stratejisi açısından hafta sonuna gelen bazı transferlerin kaydırıldığı, bir günleri kaydırılması şeklinde. O yüzden gün 5'te ekspansiyon olsa dahi gün 6'da transfer edildiğini, yani bunların da aslında gün 6 embriyosu olarak transferlerin gerçekleştirildiğini bildirmişler. Şimdi burada da blast formasyon oranları gün 1, grup 1 ve grup 2 aslında benzer. Çünkü aslında bunların ikisi de gün 5'te olması gereken zamanda ekspansiyonu, yani blast gelişimini gerçekleştirmiş embriyolar. Ancak grup 3'te, yani gün 6'da blast gelişimini sağlayan embriyoların gebelik oranlarının belirgin şekilde daha düşük olduğu, blast formasyon oranlarının daha düşük olduğu ve canlı doğum oranlarının da grup 1-2 arasında farklılık yokken grup 3 ile bunların arasında istatistiksel olarak da belirgin farklılık oluştuğu ortaya konmuş. Ve sonuç olarak demişler ki gecikmiş ekspansiyon düşük blast kalitesini gösterir. Aslında Semih Hocam da dediği gibi, yani gün 3'ten gün 5'e geçişte de bir problem varsa bu bir embriyonun kalitesiyle ilişkili. Eğer bu gecikme blast gelişimi açısından da bir gecikme varsa, burada da aslında embriyonun kalitesiyle ilgili bir gösterge. Endometriumun da gün 5'te gün 6'dan daha reseptif olmadığı yönde bir yorum yapmışlar. Bunu da grup 1 ve grup 2 karşılaştırması açısından aslında fark olmaması yönünden değerlendirmişler. Olsen 2017 bir retrospektif gözlemsel çalışma yayınladı. Elektif taze embriyo transferini elektif olarak gerçekleştirmişler. Gün 5'te tek taze embriyo transferi veya gün 6'da tek taze embriyo transferi gerçekleştirmişler. Çalışma planlarında da 2 yıllık periyotta bir çalışma kapsamında gün 6 embriyo transferi planlıyorlar. Bu çalışmadan sonra Eylül 2013'ten sonra da gün 5 embriyo transferi planladıkları grubu karşılaştırmak istiyorlar. Burada bazı gruplarda gün 6'da ve 2 grup arasında hafta sonuna, yani pazar gününe gelen bazı transferler bir gün ileri veya bir gün geri şeklinde değerlendirmişler. Ve sonuç olarak gün 5'te embriyo transferi yapılan olguların gün 6'daki transfere göre belirgin olarak %55'e %29 olacak şekilde gebelik oranlarının, klinik gebelik oranlarının daha yüksek olduğu ortaya konmuş. Ve gün 6'da embriyo transfer etmenin klinik gebelik oranları açısından %70'lere varan düzeyde bir klinik gebelik, olumsuz bir klinik gebelik oluşumu açısından rol oynadığına sonucuna varmışlar regresyon analizi sonucunda. Ve gün 5'te herhangi bir sebeple embriyo transferi yapılamadığı takdirde, bu blast gelişim veya herhangi bir sebeple taze embriyo transferi yapılmasının uygun olmadığı, bu olgularda embriyoların dondurulup donma çözme siklusuyla transfer yapılmasının daha iyi bir seçenek olabileceğini bildirmişler. Sunkara'nın bir meta analizi var yine bu konuyla ilgili. 2010'da biliyoruz zaten, bir meta analizci büyük oranda kendisi. Klinik gebelik oranları açısından gün 5 embriyo transferinin gün 6 embriyo transferine göre belirgin anlamda farklı olduğu, daha olumlu sonuçlar ve devam eden gebelik oranları, canlı doğum oranları açısından da gün 5 embriyo transferinin aslında daha anlamlı farklılık oluşturduğunu ortaya koymuş. 2016 bir retrospektif cohort çalışma yayınlandı. Burada da gün 5 blast'ta embriyolar donduruluyor. Daha sonrasında embriyolar 5. gün, 5 gün progesteron sonrası çözülüyor. Ancak 20-24 saat sonra embriyo transferi gerçekleştiriliyor birinci grupta. Diğer grupta ise gün 6 blastlar donduruluyor. Bunlarda da ise 6 gün progesteron tedavisi sonrası bir transfer gerçekleştiriliyor. Aslında baktığımız zaman transfer edildikleri günler aynı gibi gözüküyor. Yani bir gün bekliyor 5. blastlar çözüldükten sonra. Burada ise
daha kaliteli embriyo transfer, embriyo eldesi aslında 6. günü vitrifiye edilen grupta daha yüksek görünüyor. İstatistik olarak da anlamlı şekilde daha yüksek oranda kaliteli embriyo elde edilmiş 6. günde vitrifiye edilenlerde. Ancak klinik gebelik oranları, devam eden gebelik oranları açısından bakacak olursak gün 5'te vitrifiye edilip transfer edilen olguların gebelik oranlarının daha yüksek olduğu ortaya konmuş ve yaptıkları regresyon analizinde de gün 5 plus transferinin gün 6 plus transferine göre daha anlamlı şekilde gebelik oranlarını arttırdığı yönünde bir sonuca varmışlar. Bir diğer retrospektif kohort çalışmada 2020 yılında yayınlanan gün 5 plus'lar 3CC ve daha iyi kalitedeki plus'lar vitrifiye ediliyor. Kalanlar gün 6'ya kültüre devam ediliyor. Gün 6'da yine benzer kalitedeki embriyolar vitrifiye edildikten sonra bunlar gün 5 plus'ların bir kısmı gün 5'te, gün 6 plus'ların bir kısmı gün 5 embriyo transferi olarak, bir kısmı ise gün 6 embriyo transferi olarak gerçekleştiriliyor. Burada da yine hafta sonu çalışma kliniğin çalışma düzeni içerisindeki bir planlama nedenli bir takım özellikle gün 6 plus'lar için değişiklik ortaya konabiliyor. Şimdi burada ise ilginç olarak gün 6 plus'larının 5. gün transfer edilenleriyle 6. gün transfer edilenler arasında yapılan karşılaştırmada klinik gebelik ve implantasyon oranlarının gün 5'te transfer edilenler lehine anlamlı düzeyde iyileştirme sağladığı ortaya konmuş ve gün 5 plus'larının gün 5 transferi edilen gün 5 plus'larının gün 6 plus'larının gün 5 transferiyle karşılaştırmasında ise bu sefer gün 5 plus'larının anlamlı şekilde gebelik oranları açısından daha iyi olduğu ortaya konmuş. Yani aslında göreceli karşılaştırmayı regresyon analizinde tekrar yaptıklarında gün 5 plus'ının gün 5'te transferi en iyi strateji. Eğer gün 6'ya gittiysek de transferi gün 5'te yapmanın gün 6'da yapmaya göre daha anlamlı şekilde gebelik oranlarını arttırdığı sonucuna varmışlar. FET zamanlaması burada, yani dondurulmuş embriyo transfer zamanlaması net değil, ancak dediğim gibi gün 6 plus'ların gün 5'te embriyo transferinin yapılması 6. günden daha iyi. Endometrial reseptivitenin de az önce bahsettiğim çalışmada fark yok gibi söylüyordu, ancak gün 6 plus'lar için özellikle gün 5'te endometrial reseptivitenin daha iyi olabileceği sonucuna varmışlar. Bir diğer çalışma, yeni 2021'de yayınlanan bir çalışmada ise 6. günde dondurulan blastları acaba biz 5. günde mi transfer edelim yoksa 6. gün de mi transfer edelim, implantasyon penceresini yakalayabilir miyiz şeklinde bir retrospektif çalışma aslında. Burada ise 5. gün embriyo transferi yapılan grubun belirgin bir anlamlılıkla %28'e %5 civarında canlı doğum açısından anlamlı farklılık oluşturduğu ortaya konmuş ve çok fazla uzatmanın, yani gün 6 blastlarını 6. güne devam ettirmenin sanki implantasyon penceresini kaçırmaları açısından bir risk oluşturduğu sonucuna varmışlar. Tabii burada az önce söylediğim gibi progesteron desteği de önemli. Ne kadar bir progesteron desteği sonrası biz bu embriyoları transfer edelim. Yine 2021'de Fertility'de yayınlanan bir retrospektif cohort çalışma. Gün 5 veya gün 6'da embriyolar donduruluyor. Bir gruba 6. günde embriyo transferi gerçekleştiriliyor. 6 gün progesteron sonrası. Diğer gruba 7 gün progesteron sonrası bir embriyo transferi gerçekleştiriliyor. Gün 5 ve gün 6 embriyoları birbirinden ayırmadan bakıldığında gebelik oranları açısından belirgin bir farklılık yok aralarında. Ancak gün 5 embriyolar ve gün 6 embriyoları ayrı ayrı değerlendirdiğimizde transfer embriyo transferi başına klinik gebelik oranları açısından gün 5 embriyolarının sanki 6 gün progesteron verilmesi sonrası transfer edilmesi 7 gün progesteron, yani progesteron uzattığımız takdirde gebelik oranını belli oranda düşürebileceği yönünde bir sonuca varmışlar aslında. Mevcut kanıtlara göre ve birçoğumuzun belki de klinik uygulamasında HRT sonrası donma çözme sikloslarında embriyo transfer öncesi optimal progesteron süresi ovülasyonun teorik gününe bir gün ekleme şeklinde gibi bir yaklaşım var. Bununla ilgili yayınlar da bu kapsamda. Ancak farklı protokoller de var az önce söylediğim yayındaki gibi. Bunun dışında bir tane yine 2021 çalışması var. Donma çözme sikloslarında 6 gün mü 7 gün mü progesteron verelim şeklinde. Burada yine gebelik oranları açısından 6 gün progesteron verilen grubun canlı doğum oranlarının ve klinik gebelik oranlarının daha yüksek olduğu ortaya konmuş. Ve bunlarda blastlar arasında, yani gün 5 ve gün 6 blastlar arasında bir karşılaştırma yapıldığında ise gün 5 blastların da 6 gün embriyo transfer, 6 gün progesteron verilen grubunun 7 gün progesteron verilen gruptan daha anlamlı şekilde farklı gebelik oranları elde edildiği bildirilmiş. Öploid embriyo, evet, yine Semih Hocam az önce bahsetti. Gün 3'teki bir embriyo eğer gün 5'e gidemiyorsa büyük oranda belki de öploidi
açısından bir risk oluşturuyor. Bu noktada blastların da eğer gecikmiş bir blastülasyon varsa bunun aneuploidi ile riskinin aneuploidi riskiyle ilişkisi olmayabileceği, ancak blast gelişimi yoksa yeteri kadar bu noktada aneuploidi riskinin artabileceği bildirilmiş ve D6 blastlarla D5 blastlar arasındaki aneuploidi oranları ne bakacak olursak da D6 blastlar sanki aneuploidi açısından biraz daha riskli olduğu bildirilmiş. Bununla ilgili Taylor ve Kapal bunun yaptığı iki ayrı çalışmada ise eğer öploid bir D5 blastla öploid bir D6 blast transferi gerçekleştirebilirsek bu zaman da gebelik oranları açısından çok belirgin farklılık olmayabileceği yönünde bir sonuca varmışlar. Yine 2018'de yapılan bir çalışma, embriyolar gün 5'te bütün embriyolar değerlendirilip bunların yavaş gelişim gösteren veya normal gelişim gösteren blastülasyon açısından gelişim düzeyleri değerlendirdikten sonra bazı embriyolar gün 5'te transfer ediliyor. Bazı embriyolar gün 6 kültüründe devam ediyor. Bazıları ise donduruluyor ve daha sonrasında donma çözme siklusu olarak transferler gerçekleştiriliyor. Bu noktada gün 5'te değerlendirilip transferi yapılan taze transferle yapılan olgularda sanki normal blastülasyon, yani normal bir blast gelişimi olanların yavaş gelişim gösterenlere göre anlamlı şekilde gebelik oranlarının yüksek olduğu, gün 6'da da aslında gün 5'te yavaş gelişen embriyoların gün 6'da blasta ulaştığı, yani şu iki grubun aslında ikisinde de blast gelişiminin gün 6'da gerçekleşmiş olduğu için gebelik oranları belli oranda birbirine yaklaşıyor, ancak yine sınırda bir anlamlık olarak farklılık oluşturabileceği bildirilmiş. Donma çözme sikluslarında ise aradaki farklılık daha belirgin olarak ortadan kalkıyor. Yani aslında burada yavaş gelişen blastları donma çözme sikluslarına gitmek sanki daha mantıklı gibi bir sonuca varıyorlar. Benzer morfolojide oldukları takdirde implantasyon bozukluğu asenkroni ile ilişkili olabilir. Donma çözme siklusları ile ise bu asenkroninin normale dönebileceği bildirilmiş. Peki gün 7'de olay ne? Yani gün 6 tamam, ancak gün 7'ye peki gidelim mi? Daha da ileri bir kültür sürecine geçelim mi? Şimdi bu noktada blast gelişim günü açısından yapılan çalışmalarda gün 5 veya gün 6'da blast gelişimi olan vakalarda gün 7 veya gün 8'de blast gelişimi olana göre klinik sonuçların daha iyi olduğu ortaya konmuş. Ancak Whitney'in yaptığı çalışmada gün 7 blastta dahi daha iyi bir kalitede, hatta öpleyit olabilecek embriyo elde edilebileceği bildirilmiş. 2018'de bununla ilgili yapılmış bir çalışma, gün 5, gün 6, gün 7 blastları kendi işlerinde karşılaştırdığımızda, çalışmada karşılaştırdıklarında implantasyon oranları ve klinik gebelik oranları olarak gün 5'in gün 6'dan daha iyi, gün 5 transferinin gün 7'den yine daha iyi, gün 6'nın da gün 7'den daha iyi gerek implantasyon gerekse klinik gebelik oranları açısından farklılık oluşturduğu ve canlı doğum oranları açısından da bu düzenin devam ettiği. Yani buradaki stratejide en iyi gebelik ve canlı doğum oranları gün 5, daha sonra gün 6, daha sonrasında da gün 7 transferi gibi gözüküyor. Regresyon analizi yaptıklarında da çok net şekilde gün 5 transferinin daha belirgin olmakla birlikte gün 6 transferinin de gün 7 transferine göre anlamlı şekilde daha düşük implantasyon başarısızlığıyla ilişkili olduğu bildirilmiş. Peki bununla ilgili yine 2019'da gelen bir çalışma, beklemeye değer mi gün 7 blastı, bekleyelim mi? Daha düşük öploid oranları elde edebilir miyiz? Şimdi burada biliyoruz ki yaşla birlikte öploid oranları giderek tabii ki düşüyor. Ancak gün 7 de blastülasyonunu gerçekleştiren bir embriyoda dahi belli oranda da olsa bir öploid elde etme şansımız var. Yaş ilerledikçe bu şans tabii ki giderek azalıyor, ancak belli oranda bu şans olduğu için sonuç kısmında dedikleri şu: rutin gün 7'ye biz embriyoları takip edersek belki de transfer edilebilecek embriyo havuzunu belli oranda arttırabiliriz. Eğer 6'da değerlendirmemizde gereksiz veya yetersiz bir embriyo varsa. Peki bu öploid, yani gün 7 öploid embriyoların üreme potansiyelleri, reproduktif potansiyelleri nedir diye yine 2019'da yapılan bir Human Reproduction çalışmasında ise ilginç şekilde eğer öploid bir embriyo elde edebilirsek gün 7'de bile %58 oranında bir iyi kalite embriyo ve %44 civarında implantasyon oranı, %30 klinik gebelik ve %20'lere varabilecek bir canlı doğum oranına öploid bir embriyoyla gün 7 transferiyle ulaşabileceğimiz yönünde bir sonuca varmışlar. Son olarak çok yeni 2021'de yapılmış bir meta analiz var. Gün 5, gün 6 ve gün 7'yi karşılaştıran. Burada
Bir genel popülasyon değerlendirmesi yapmışlar çalışmada. Bir de PGTA statüsleri için ayrı değerlendirme yapmışlar. Burada gün 7 transferinin gün 5 transferine göre anlamlı şekilde %70'lere varan oranda klinik gebelik açısından olumsuz bir durum oluşturduğu, gün 7'nin de gün 6'dan yaklaşık %60 oranında daha kötü klinik gebelik oranlarıyla karşımıza çıktı. PGTA statüsleri yapıldığında da bu olumsuz faktörlerin çok belirgin olarak değişmediği, yani gün 7 aleyhine hala işlerin devam ettiği bildirilmiş bu meta analiz sonucunda. Ve canlı doğum oranları açısından da yine %70-80 oranında gün 7 aleyhine, gerek gün 5 ile karşılaştırmasında gerek gün 6 embriyo transferleriyle karşılaştırmasında olumsuz bir takım sonuçlar olduğu ortaya konmuş. Yine aynı çalışmada öploid bir embriyo transferini donma çözme siklüslerine, PGTA siklüsleri sonrası yapsak eğer bir farklılık oluşur mu? Burada da yine gün 7 embriyo transferlerinin gün 5 embriyo transferinden daha kötü olduğu, yine gün 7 embriyo transferlerinde gün 6 transferinden daha olumsuz sonuçlarla karşımıza geldiği bildirilmiş. Ancak çözülen blastların survival rate'leri, yani canlı dönüşleriyle ilgili aleyhte olsa da çok belirgin farklılık olmadığı yönünde bir sonuca varmışlar. Özetleyecek olursak bizim ana amacımız hızlı ve yavaş gelişen blastların transfer stratejilerini iyi bir şekilde geliştirmek. Taze bir embriyo transfer planımız varsa önceliğimiz tam ekspansiyon olmuş, yani blast gelişimini gün 5'te tamamlamış bir blastın transferi olmalı gibi gözüküyor şu an mevcut literatür bilgileriyle. Eğer donma çözme embriyo transfer planımız varsa literatür çelişkili, ancak önceliği gün 5'te vitrifiye edilmiş bir embriyo transferine vermek. Gün 6'da bir vitrifiye edilmiş blast kullanacaksak da o zaman da belki transfer gününü stratejisini belirlemek önemli. Yüksek morfolojik kalitede gün 5 ve gün 6 öploid embriyo transferi ilk seçenek olmalı. Yavaş gelişen blastlarda tam ekspansiyonu bekleme ve donma çözme embriyo transferi planı mantıklı olabilir. Bekleyebiliriz. Eğer embriyo endometrium senkronisini iyi bir şekilde sağladığımızı düşünüyor isek, yavaş blasta gidişi olan bir embriyoda bile yeterli bir üreme potansiyeline ulaşabileceğimiz bildirilmiş. Bu kapsamda eğer D5'te blast yok, D6'da hala belirgin blast gelişimi yoksa D7 kültürüne gitmek, şans düşük olsa dahi belki öploid embriyo transferi açısından çok düşük bir şans da olsa gebelik elde etme açısından bize fayda sağlayabilir gibi gözüküyor. Sabrınız ve dinlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, biz de sana teşekkür ediyoruz sevgili Yavuz. Çok güzel toparladın gerçekten. Şimdi sorular geliyor. Lütfen sorularınızı aşağıdaki chat kısmına yazarsanız konuşmalar bittiğinde soruları yönlendireceğiz konuşmacılara. Embriyolojik açıdan konuya bakmak ve acaba laboratuvarda manipülasyonlar yapılabilir mi? Bunlar konusunda bizlerle Özgür Doğru'nun karşıya bırakmış. Herkese merhaba. Sayın hocalarım Semih Bey ve Yavuz Bey gayet güzel açıkladılar aslında bütün konuyu. Ben de hem embriyoloji gözüyle değerlendirerek hem de mümkün olduğunca farklı bir bakış açısı kazandırabilmek adına sunumumu hazırladım. Semih Bey'in de bahsettiği gibi 5. gün embriyo transferinin bize canlı doğum oranlarını arttırması yönünde bir kazanımı var. Bunun dışında 3. günle arasında kümülatif gebelik oranlarında bir farklılık gözükmüyor. Yine klinik gebelik 5. gün embriyolarında, 5. gün transferlerinde biraz daha iyi olmakla beraber çoğul gebelik ve düşük oranlarında da çok büyük farklılıklar gözükmüyor. Sonuç olarak gebelik sağlayacak embriyonun seçilmesi bizim açımızdan, özellikle laboratuvar açısından önemli. Ve aynı zamanda daha az embriyoyla daha iyi bir başarı elde edebilmek için 5. gündeki embriyo gelişimlerini görmenin faydası tabii ki var. Peki biz doktor embriyolog gözüyle bir yandan diyoruz ki ne zaman transfer yapalım, ama bir yandan da yine embriyolar gözünden de bu işe bakmamız gerekiyor. Çünkü aslında bir hücre kültürü yapıyoruz ve aynı zamanda bu embriyolar aslında bir çeşit kök hücreler ve mikro çevrelerinin çok
doğru olması gerekiyor özellikle transferden sonra bıraktığımız alanda. Bunu da hocalarımız yine bahsetmişti. Üçüncü günden sonra uterus dümenine ulaşıyorlar. Dolayısıyla bizim transfer ederken hani üçüncü günde transferleri yapıyoruz. Bir farklılık, bir olumsuz bir durum gözükmüyor ama üçüncü günü biraz daha geçirdiğimiz zaman biraz daha faydalı bir ortama embriyoları bırakıyor olabiliriz. Bunun için de yine embriyo seçilimi yapılmışsa eğer üçüncü günde transferler mantıklı ama atıyorum üçüncü günde üç veya dört tane birinci kalite embriyomuz varsa bunları bir gün daha ilerletip aralarından seçim yapabilmek bize bir şeyler kazandırabilir. Böyle baktığımız zaman da dördüncü gün transferi aslında konumuzun dışında gibi gözüküyor ama üçüncü günü biraz daha atlatmak açısından dördüncü gün transferi düşünülebilir yine doktorlarla tartışarak. Bu konuda çok fazla yayın yok aslında bakarsanız ama birkaç yayında hızlıca çok özet olarak bahsetmek istiyorum. Fertilisteril'de 2007'de yapılan bir çalışmada dördüncü gün, yani bir merkezin dördüncü gün sonuçlarını paylaşmışlar ve sonuçlarına göre gayet iyi gebelikler almışlar. O yüzden de kabul edilebilir dördüncü gün sonuçları paylaşmışlar. Aynı zamanda hani bu birazcık ikinci yayında şöyle bir bakış açısı. Beşinci gün pazar gününe denk geldiği zaman pazar günü çalışmak istemeyen bir grup herhalde. Onlar da dördüncü günde transfer yaparsak bir farklılık var mı diye değerlendirmişler. Embriyo seçiliminin iyi yapılması sonucunda yine dördüncü günle beşinci gün arasında çok büyük farklılıklar görmediklerini paylaşmışlar. Yine Kore'de yapılan bir çalışma implantasyon oranlarının beşinci gün embriyolarında biraz daha yüksek olmakla beraber klinik gebelik ikiz ve ikiden fazla embriyo verildiği zaman 300 oranlarında da çok böyle enteresan bir farklılık olmadığını, anlamlı farklılık olmadığını paylaşmışlar. Bir diğer yayında da yine dördüncü günle beşinci günün kıyaslaması yapılmış. Büyük kimyasal gebeliklerde beşinci günler yine biraz daha yüksek gibi gözükse de anlamlı bir farklılık yok. Yine klinik gebelikte de yani bir dördüncü günle beşinci gün arasında çok büyük bir farklılık görmemişler. Bu da 2017'de Almanya'da yapılan bir çalışma. O yüzden dördüncü günü gerekiyorsa eğer transfer aşaması olarak değerlendirebiliriz. Yani dördüncü günden de çekinmememiz lazım. Peki şimdi embriyolog doktorlar nasıl bakıyor duruma? Biz tabii ki klinik gebeliği biraz daha yüksek olan beşinci gün aşamasını tercih ediyoruz. Canlı doğum oranı yine önemli. Transfer iptal etmek istemiyoruz. O yüzden de hani belki işte üçüncü günü değerlendirebiliyoruz çoğu zaman veya dördüncü günü. Biz laboratuvarda da iş yükümüzün biraz daha az olmasını düşünerekten donan embriyo sayısının da az olması beşinci güne gitmenin yine bize faydalarından biri. Tabii ki bu kararı bir yandan da sağlık regülasyonlarının ışığı çerçevesinde yapmak durumundayız. 35 yaş üzerine 2 embriyo transfer edebiliyoruz veya 2 ve üzeri denemesi olması gerekiyor hastalarımızın. Buna özet olarak da yani bizim öncelikle laboratuvar gözüyle özellikle embriyo seçimini tamamlamalıyız. Bunu 3. günde tamamladıysak 3. günde transfer edebiliriz. Bir gün daha götürmenin bize faydası olacaksa 4. günü veya 5. güne eğer çok embriyomuz varsa elimizde 5. güne gitmeyi düşünebiliriz. Peki blastosit kalite ve sayısı bizim için önemli. Bunları arttırmak için ne yapabiliriz? Birincisi yumurta sayısı ve kalitesi çok önemli. Bunu klinisyenler en iyi şekilde ayarlayacaktır. Laboratuvar olarak bizim yapabileceğimiz bu anlamda tek şey spermleri seçmemiz, en iyi spermlerin seçilmesi. Bunun için de ileri sperm seçim yöntemlerini kullanmakta fayda var. IMSI yöntemini, işte yeni çıkan mikroçip yöntemleri veya işte spermleri kümülüslerin içerisinden geçirip daha etkin spermlerin seçilmesini sağlayan yöntemler ve benzeri yöntemler mevcut. Bunun dışında embriyo kültür ortamlarımızın da en iyi şekilde ayarlanması lazım. Özellikle pH ve ozmolariteye dikkat etmeliyiz. Ozmolaritenin uzun kültür, yani 5. güne embriyo kültürü yaptığımız süreç içerisinde buharlaşma sebebiyle yükselmesinin olumsuz etki gösterdiğini, dolayısıyla 3. günde yani embriyoların bulunduğu ortamın değişmesinin bize fazla fayda sağlayacağını gösteriyor.
Bir yandan da 5. güne giderken inkübatörlerimizin yükü artıyor. Kapaklarını daha fazla açıp kapatıyoruz. Bu da içindeki dengenin birden fazla kez bozulmasını, bu da olumsuz embriyo gelişimine sebep olabilir. O yüzden mümkün olduğunca fazla inkübatör, çok yoğun olduğumuz dönemlerde 5. güne gitmeden 3. veya 4. günde transfer mümkünse eğer, onları düşünebiliriz. Bunun dışında eğer 6. güne veya 7. güne gideceksek, kullandığımız kültür ortamlarının 5. 6. güne kadar gelmesi ve aynı zamanda yani buharlaşma kontrolünün sağlanması açısından, eğer ki 3. günde özellikle embriyoları yeni kültür ortamına almadıysak, 5. günde tekrar 1-2 günlük yeni bir kültür için tekrar yeni bir ortama koyulması daha faydalı olabilir. Özellikle nemsiz inkübatörlerde bu buharlaşmanın daha fazla olacağını öngörerek bu inkübatörlerle 3. günde embriyoların yeni ortamlara alınması daha mantıklı gözüküyor açıkçası. Bunun dışında 7. güne doğru gittikçe bunları zaten Semih Bey bahsetti ama çok hızlı bir ben de özet geçeyim. 5. günde öploidi oranları 6 ve 7'ye göre biraz daha yüksek ve implantasyon oranları daha yüksek gözüküyor. Buna biz şöyle bakabiliriz. Eğer 5. günde birinci kalite embriyomuz varsa çok güzel. Bunu öploidi oranı yüksek, implantasyon oranı yüksek transferini yapabiliriz. Ama 6. 7. gün, yani 5. günde iyi blast görmedik diye hasta gebe kalmayacak mı? Kesinlikle değil. %52 öploidi oranı diyor D6 için, %43 D7 için. Bunlar çok iyi oranlar baktığımız zaman. Diğer bir çalışmada da yine 3 günlük 5. 6. ve 7. günü kıyaslamışlar. Yine canlı doğum oranında %77'den %43'e bir düşüş var ama yani 7. güne embriyo 7. günde blast oldu diye hiçbir şeyini kaybetmiş değil. Aksine %43'lük bir canlı doğum oranı yine çok büyük bir oran. Tabii bu aşamada endometriyumun senkronizasyonundan bahsetti hocalarım. Ben de biraz değineceğim. Yine Semih Bey'in de bahsettiği bir çalışmada da görmüştük aynısını. Şimdi burada gördüğümüz çalışmada 5. gün eğer embriyolar erken evrede bir blastoist ise, yani 4A olmamış 3BB ve geri aşamadaki embriyoların 5. günde dondurulup yine 5. günde transfer edilmesini, çözüldükten sonra da 5. gün şeklinde endometrin transfer edilmesinin çok büyük farklılık olmadığını göstermekle beraber, eğer 5. günde embriyolar morula aşamasındaysa, yani gelişimi bir gün geriden geliyorsa, bunların taze transferinin %5.3 günlük gebelik verdiğini ve bunları 6. günde dondurup 5. günmüş gibi çözüp transfer ederek %30'lara bu gebelik oranının çıktığını, yine canlı doğumların da benzer ölçüde yükseldiğini göstermiş. Diğer bir çalışmada da bu da yakın zamanda yapılan bir çalışma. 5. günde dondurulup 5. gün gibi transfer edilen embriyoların %66 klinik gebelik verirken, bu embriyoları 6. günde transfer ettiğimiz zaman %37'lere kadar düştüğünü, yine Semih Bey'in de bahsettiği gibi embriyo ve endometriyum senkronizasyonunu biraz yavaş gelişen embriyoları 5. günmüş gibi çözerek, yani 6. günde dondurup 5. günde çözüp transfer ederek gebelik şanslarını arttıracağımızı gösteriyor. Özet olarak uzatılmış embriyo kültürü klinik gebeliklerimizi, canlı doğumumuzu arttırıyor ve iş yükümüzü biraz daha embriyo dondurma açısından arttırmakla beraber inkübatörlerin yükünü de biraz daha arttırıyor. Daha az embriyo transfer etme imkanı bize sağlıyor ama bir yandan da siklusu iptal etme ihtimalimiz artıyor. Bunun dışında yavaş gelişen embriyolarda da bize dondurma çözme manipülasyonu kazandırabiliyor 5. gün. Eğer ki hasta geçmişinde, hasta öyküsünde, daha önceki denemelerinde az yumurta olsa bile yavaş gelişim öyküsü varsa biz mutlaka bunları 5. güne kadar kültür etmeye çalışıyoruz. 5. gündeki yine bir yavaş gelişimi 6. güne kadar kültür edip yine erken çözüp vererek hastanın şansının diğer denemelerin biraz daha üzerine çıkartmaya çalışıyoruz. Yine endometriyumla embriyonun senkronizasyonu açısından da bunun önemi var gibi gözüküyor. Teşekkür ediyorum.
beni dinlediğiniz için. Evet, ben de sana çok teşekkür ediyorum sevgili Özgür. Şimdi değerli katılımcılar, sorularınızı lütfen aşağıdaki chat kısmına yazarsanız konuşmacılara sorularınızı yönlendirmek isterim. Ben şimdi sırasıyla gelen soruları sormadan önce ilk konuşmayı yaptığı için Semih Hoca'ya bir soru sorarak başlamak istiyorum. Sevgili Semih, literatürü gayet güzel toparladın. Üçüncü gün, beşinci gün transferleri konusunda bizi yeterince update ettin. Ben sizin klinik yaklaşımınızı merak ediyorum. Sizin klinikteki durumunuz nasıldır? Yani az oosit varsa beşinci güne kadar gidiyor musunuz? Yoksa üçüncü günde mi yapıyorsunuz transferi? Böylece konuşmaya, tartışmaya başlayalım istiyorum. Evet hocam, şimdi bizde tabii ki iyi prognozlu bir hasta ise, yani yaşı genç, oosit sayısı iyi, yani PN sayısı fazla ise, burada 6 ve üzerinde 3. güne geldiğimizde iyi kalite embriyomuz varsa mutlaka 5'e gitmek istiyoruz. Ama işte yumurtamız azsa ya da embriyomuz azsa bu durumda 5'e gitmeyip bazen 3. gün transferi de yapabiliyoruz. Burada şu yaklaşım bence hastayla paylaşmak da önemli. Yani bu konuşmayı hastayla yapıyoruz. Elimizde embriyomuz şu kadar kaliteli böyle. Bunu 5. günün transferi deneyebiliriz ama 5. güne gitmeme ihtimali şudur. 5. güne gidemezsek hiç transfer şansımız kalmayabilir. Ama 3. gün transferi yaparsak deneyebiliriz ama burada da gebelik oranı 5'e gitmiş olsak ona göre daha düşüktür diye. Yani bu konuşmayı mutlaka hastayla yapıyoruz. Çünkü artık internette insanlar okuyor, araştırıyor, işte hekim geziyor. Yani hastalıklı fikir sahibi olarak geliyor aslında bize. Çoğunun da isteği 5. gün transferi yapılması. Çünkü daha başarılı olduğunu duyuyorlar. Ama işte her hasta aynı değil. 3. günde verip de gebe kalan hastalarımız olduğu gibi 5. günde kalamayan hastalar da oluyor. Biraz hastayla da bunu paylaşmak lazım. Ama biz kendi kliniğimizde eğer embriyomuz hasta ya da 5'e gitmeyeceğini embriyolog arkadaşımızla düşünüyorsak 3. gün transferi yapıyoruz. Klinik yaklaşım bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim sevgili Semih. Sana gelen bir soru var. Sinan Özkavukçu kardeşimiz sormuş. Fresh ve Frozen embriyo transfer sonuçlarını birlikte veren bir çalışma gösterdin. O çalışmada 35 yaş altı hastalarda kümülatif gebelik oranlarının D3 lehine olduğu görülüyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz diye sormuş. 35 yaş altı hastalarda. Evet. Bir çalışma hocam 35 üstü hastalarda daha yüksek ama hangisini şey yapamadım. Fernandez'in çalışmasında 35 yaş üzeri hastalarda 5. gün transferi anlamlı olarak daha yüksek başarılı çıkmış. Bunu da yazarlar 35 yaş üzerindeki hastalarda bakıldığı zaman işte daha fazla anüploidi var. 5'e gidersek bu anüploidleri daha çok eleneceğini, buna bağlı olarak da 5. gün transferinin de anlamlı olarak daha başarılı olabileceğini söylüyor. Yine sana bir başka soru daha var. Hikmet Hassa Hoca'dan geliyor sevgili Semih. O da demiş ki, 3. günde dondurulmuş embriyoyu çözmede 5. güne gitme stratejisi denemesi için ne düşünürsünüz diyor. 3-5. günler senin konun olduğu için bunları sana yöneltiyorum. Evet, tabii hocam. Ya bunu da yapmıyoruz. Zaman zaman yapıyoruz. Mesela hastanın 3. gün transferi yapmışız. Artanlarını dondurmuşuz. Gebe kalamamış. Aklımıza bu zamanda şey geliyor işte. Senkronizasyon mu acaba? Çünkü embriyomuz güzel. 3. gün embriyosu da olsa. Bunlar da çözüp 5. güne gidip 5. günde transfer yapabiliyoruz. Yani bu da seçeneklerden bir tanesi. Ondan hiç bahsetmedim ama 3. günde doldurmuş embriyonun çözülüp 5. güne gidip 5. güne geliyorsa transfer yapılması şeklinde. Bu da bir yapılacak uygulama. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Birkaç tane daha soru gelir sana muhtemelen. Onları da sorarız. Şimdi ben Yavuz'la birkaç tane soruyla başlamak istiyorum. Yavuz, sana yazılan sorular da var burada. Hı. Chat'te görüyorum ama önce ben kendi merak ettiklerimle başlayayım istersen. Buyurun hocam. Birincisi, bu yavaş gelişim gösteren D6 embriyolar için fresh mi frozen siklus mu öneriyorsun?
Yani literatür bu konuda net olmakla birlikte özellikle yavaş gelişim gösterse de göstermese de aslında yani D6'da bir blast gelişimi oldu ise bunların implantasyon pencerelerinin ciddi anlamda daralabileceği yani normalde fizyolojik olarak o uterin kavitede geçirmesi gereken birkaç günden daha az bir zaman geçirme olasılığı nedenli bu embriyoların dondurulması ve dondurulduktan sonra donma çözme sikluslarında da mümkünse 5. gün transferi yapmanın sanki gebelik oranları açısından daha anlamlı fark yaratacağı bildirilmekte. Peki Yavuz, 7. gün embriyo transferini daha çok kime tercih edelim o zaman? Ya 7. gün aslında yani çok yani biz kliniğimizde hiç 7. güne gitmedik şu ana kadar. 6. gün bile çok sıklıkla uyguladığımız bir şey değil ama 7. gün sanki yani literatürde sonuçlar şunu söylüyor. Gün 5'te ve gün 6'da etkin bir blast gelişimi olmadı ise bu hastaları tamamen transferlerini iptal etmek yerine embriyoların kültürünü devam ettirip 7. günde tekrar kontrol edip bu noktada eğer bir blast gelişimi varsa ve morfolojik olarak da çok kötü olmadığı düşünülüyor ise belki de bunlarda bir PGT yapma şansı da olabilir yine biyopsiyle öploidis durumları değerlendirilebilir. Bu noktada bunların donma çözme siklusuyla transferleri gebelik oranı açısından bir artış sağlayabileceği yönünde bir bilgi var. Bilmiyorum embriyolojik açıdan Özgür Hocam bir şey demek ister mi ama literatür bunu söylüyor. Ben de katılıyorum. Yavuz bir şey daha merak ediyorum. Bu 7. gün embriyoların perinatal ve neonatal sonuçları farklı mı? O konuda bir şeyler söylemek ister misin? Tabii hocam. Yani onu çok uzatmamak adına bahsetmedim ama yine onunla ilgili de son birkaç yılda yapılan çalışmalar var. 5, 6 ve 7'yi karşılaştıran perinatal sonuçlar açısından. Evet, genel baktığımız zaman gün 5 embriyo transferleri en iyi gebelik oranı gibi gözüküyor. Daha sonra gün 6'lar, daha sonra gün 7'ler. Ancak neonatal, perinatal ve neonatal sonuçlar açısından gün 5 gün 6 arasında belirgin fark yok gibi şu an. Ve son bir çalışmada Çin'den gelen bir çalışmaydı yanlış hatırlamıyorsam. Orada ise gün 7 transferlerinin doğum ağırlığı da belli oranda bir miktar artış ve LGA dediğimiz yani gebelik yaşına göre daha büyük doğum ağırlıklı bebek oluşma ihtimalini 5 ve 6. gün embriyo transferlerine göre bir miktar arttırdığı yönünde bir sonuca ulaşmışlar. Ama genel olarak çok belirgin bir fark olmadığı, o yüzden gün 7 transferi yapılmasının da güvenli olduğu bildiriliyor literatürde de. Yavuz kusura bakma ne olur. Bir şey daha çok merak ettim. Soracağım. Yani başkan olmanın şeysini kullanıyorum, avantajını. Çalışmayı bahsederken dedin ki 6. ve 7. günde bir gün fazla progesteron vermiş olmak sanki daha kötü bir imaj elde ediyormuş gibi bir şey algıladım. Oysa benim kafama takılan soru şu, biz hastaya embriyo transferi yaptığımız zaman progesteronu kesmiyoruz ki, progesteron vermeye devam ediyoruz. Embriyoyu içeriye transfer ettiğimiz için mi fark oluşuyor 6. 7. günde? Onu biraz açabilir misin lütfen? Anladım hocam, evet yani ben de makaleyi okurken o şeye geldim. Yani sonuçta biz progesteronu devam ettiriyoruz. Böyle 5. 6. 10. haftaya kadar belki de progesteronu devam ettiriyoruz ama buradaki kritik nokta, şu gibi gözüküyor. Embriyo ile endometrium arasındaki bu senkronizasyona veya reseptivitenin oluştuğu zaman önemli. O zamandaki progesteron ve östrojen belki de maruziyetinin durumu önemli. O noktada siz çok yoğun bir progesteron, belki de implantasyon penceresinin kapanmasına yakın bir dönemde ise o zaman problem oluyor gibi gözüküyor. Yani aslında gün 5 veya gün 6 blasttan bağımsız 6 gün veya dediğiniz gibi 7 gün progesteron verilen çalışmalar var. Sanki 7 günü uzatınca progesteron bir süre sonra implantasyon penceresi artık kapanma zamanına geldiğinde biz transfer edersek sonuç biraz kötü gibi. Bu da sadece progesteron gününden bağımsız sanki implantasyon penceresini kaçırma ihtimali nedenli gibi gözüküyor. O nedenle oluyor diyorsun. Haklısın. Evet. Şimdi sana Hikmet Hoca'dan, Hikmet Hasta Hoca'dan bir soru var. Anladığım kadarıyla sana. Çünkü elimizdeki kültür ortamları gün 6 ve gün 7'ye gidiş için yeterli desteği verebiliyor mu? Kültür değişimi gerekirse bunu embriyoya zararı olabilir mi diye sormuş Hikmet Hoca. Şimdi embriyo, çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum Hikmet Hocam öncelikle. Şimdi burada tabii ki bu soruyu ben birazdan Özgür Hocam'a paslayacağım muhtemelen. Çünkü kültür ortamları ile ilgili o daha net bir bilgi verecektir. Ancak bildiğim kadarıyla bu kültür ortamlarını veya mediumları belli bir düzende değiştiriyoruz biz zaten. Gün 6 gün 7'ye uzatacaksak bunların da bir süre açısından değişimleri gerekebilir diyebiliyorum. Dediğim gibi biz rutin uygulama gün 6 gün 7 uygulaması çok yapmıyoruz ama
bu değişim embriyoya bir zarar verir mi? Açıkçası embriyolojik açıdan bunu Özgür Hocam sanki söylese daha doğru olur gibi geliyor. Şimdi bazı sequential mediumlarla one step mediumların karşılaştırılması yayınlarından faydalanabiliriz bunun için. Aralarında bir fark olmadığını gösteriyorlar ki sequential mediumlarda hem fertilizasyon aşamasında hem üçüncü gün aşamasında embriyoların değişmesini görüyoruz. O yüzden de hani bir değiştiği için bir sorun olacağını açıkçası düşünmüyorum. Ki şöyle bir şey de var. Eskiden embriyo kültür ortamlarının kullanım kılavuzlarında 5. 6. güne kadar kültürlerinin yapılabileceği, kullanabileceğini söylüyordu. Fakat şu anki data sheetlerinde, broşürlerinde blastosist aşamasına kadar yazıyor. Yani 6. güne kadar olabilir, bir zarar gelmeden kullanılabilir ama ben koymam. Neden koymam? Hani özellikle tekli embriyo kültürleri 25 mikrolitrelik çok küçük bir damlacığın içerisinde kültür etmeyi ve bu aynı kültürün 5 gün boyunca buharlaşmamasına imkan yok. Dolayısıyla ozmolaritenin etkileneceğini öngörüyoruz. O yüzden 3. günde değiştirebiliriz. 3. günde değiştirdiysek eğer 7. güne kadar tekrar değiştirmenin gereği yok gibi ama hiç değişmeden 5'e geldiysek ve 5. günde iyi kalite blast elde edemediysek onlara güzel bir ortam verebiliriz. Yani nasıl bir olumsuz etki olabilir? Bu embriyoların dışarıya birbirlerini desteklemek için salgıladığı faktörler var. Bu faktörleri biraz seyreltmiş oluruz. Ama 5. güne kadar bu faktörlerin de çok büyük bir etkisi olmadıysa artık onu biraz daha böyle güzel temiz bir ortama koymanın faydası olacağını düşünüyorum. Evet, şimdi çok teşekkür ediyoruz Özgür. Emre Pabuççu hocadan bir soru var. Aslında her iki klinisyen arkadaşıma da geliyor gibi soru. Soru şu, 4. gün elimizde 2 adet 10 hücreli embriyo var diyelim. Geri kalmış embriyolar olarak tanımlamış bunu Emre. O aşamada dondurup çözme siklusunda o aşamada mı verelim yoksa 1-2 gün daha ilerletip mi verelim diyor. Yani Özgür sen de cevap verebilirsin. Bu çözdüğümüz embriyoyu laboratuvar ortamında bir gün daha uzatıp öyle mi transfer edilmesi? Semih aslında bu soru birazcık sana. D3, D5 senin konun olduğu için. Hocam şey yapabiliriz. Yani benim düşüncem embriyoyu bir gün daha bekletip vermek daha başarılı olur diye düşünüyorum. Özgür sen ne dersin? Bunu biz hocam, Emre hocama selamlar buradan. Kendisiyle bu konuyu çok tartışıyoruz, beraber çalışıyoruz. ben şöyle düşünürüm. Tabii hani doktor gözüyle embriyolog gözü farklı olabiliyor. Biz mutlaka 5. gündeki embriyo kompozisyonunu görmek isteriz öncelikle. Eğer ki 5. günde expanded blastocyst dediğimiz, yani 4. Gardner'ın sınıflamasına göre 4. evre bir blast görmediğimiz sürece, eğer yani early blast veya 3BB, 3CC gibi ise o zaman 6. güne gidip dondurmayı öneririm ben doktor beylere. Yani soru şeydi, 4. günde geri kalmış embriyo var. Bunu dondurdun, çözdüğün zaman bir gün daha yaşatıp öyle mi transfer edelim? Yok hocam, ben 6. günde dondururum bu embriyoyu. Ama 5. gündeki durumunu görmek isterim. Çünkü 4. günde 10 hücreyken 5. günde gayet güzel blastosist devresine geçebiliyorlar. O yüzden 5. günde güzel bir blastosist, genişlemiş bir blastosist olursa transfer ederiz. Ama eğer ki yavaş bir gelişim görürsek o zaman bir gün daha ilerletip dondurmak daha mantıklı olabilir veya siklus iptaline yönelebiliriz öyle bir durumda. Yavuz bir şey eklemek ister misin? Yani şimdi 4. günde evet sayı 2, belki burada hasta bazlı değerlendirmek lazım. Yani hastanın yaşı, daha önceki denemeleri belki burada önemli hale gelebilir. Ancak 4. günde sadece 2 adet embriyo varsa bunu bana göre de, yani embriyoluğumuzla biz de bu tip durumlarda konuşuyoruz. Sanki takip etmek, 5'te blast gelişimi var mı onu görmek, yoksa belki 6'da blast gelişimi olmasını beklemek ve o aşamada dondurup daha sonrası donma çözme siklusu yapmak daha doğru bir yaklaşım gibi gözüküyor. Çok teşekkür ederim. Sesle ilgili oldu. Bu arada ben başka bir soru sorayım. Önder Sakin Bey kardeşimden gelen bir soru var. Tek embriyosu olanlarda 3. günde hemen veriyor musunuz yoksa 5. günü bekliyor musunuz diyor. Semih, bu soruya sen birazcık cevap verdin ama istersen bir kez daha değin. Evet. Biz hastanın böyle özel bir şeyi yoksa, daha önce negatif 3. günleri yoksa biz genelde 3. gün transferi yapıyoruz. 5'i beklemiyoruz.
Evet. Yani PGD falan yapmayacaksak. Anladım. Biraz hızlanmaya çalışıyorum. Zamanımızı geçtik çünkü. Embriyolog Ekrem Aksu kardeşimden Yavuz Hoca'ya bir soru sorulmuş. Yavuzcum, soru sana. Beşinci güne ulaşan düzgün morfolojili embriyo transferlerinde alınan negatif sonuçlarda laboratuvar ve endometriyum senkronizasyonu ele alındığında hangisinin etkisini daha fazla endometriyum senkronizasyonu açısından doktorlara biraz fazla iş düşüyor mu? Teşekkürler demiş. Evet, güzel bir soru. Evet, şimdi gün 5'e ulaşan iyi bir blast varsa elimizde ve bunu verdik ve olumsus bir sonuç elde ettik. Bir sonraki sektörde yine benzer bir blast elde ettik, olumsuz sonuç elde ettik. Bu noktada acaba ne yapalım diye bakınca, evet, bu noktada endometriyumu değerlendirmek önemli hale geliyor. Biz endometriyumu oldukça önemsiyoruz klinik olarak. Bu noktada belki embriyo ve endometriyum senkronizasyonu açısından taze bir transfer yapmak yerine donma çözme siklusunu denemek bu hasta için belki fayda sağlayabilir. Endometriyumun kalınlığı önemli. Yani 7-7,5'ta mı verdik yoksa 8-8,5'lara ulaştıktan sonra mı biz bu embriyo transferini planladık? Belki de bu önemli veya hasta bazlı bunu değerlendirmek önemli. Ancak iyi bir blast varsa, yani bunun transferine devam etmek, farklı bir şey yapmaktansa bir aşamada olumlu sonucu bulacağını hastayla da bunu belki de konuşmak ve donma çözme siklusu belki denemek mantıklı olabilir bence. Çok çok teşekkür ediyorum. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneğimizin Sayın Başkanı Recai Pabuççu Hoca'dan tüm hocalara, hepinize, üçünüze de bir soru var arkadaşlar. Soru şu: Early blast safhasında 5. günde dondurulmuş bir embriyoyu 5. veya 6. gün çözüldüğü zaman gebelik yüzdesi ne olur diye sormuş Recai Hoca. Yavuz, seninle başlayalım istersen. Hocam, teşekkür ederim öncelikle Recai Hocam'ın sorusu için. Evet, şimdi 5. günde early blast safhasında ise, yani literatür burada şunu söylüyor. Aslında early blast varsa ekspansi olmuş net bir blast elde etmek için 6'ya gitmek. 6'da bu embriyoyu dondurmak. 6'da taze transfer başarısı oldukça düşük çünkü. 6. günde bu embriyoyu dondurmak ve daha sonrasında bu embriyoyu 5. günde transfer etmek sanki bu embriyo açısından baktığımız zaman en doğru yaklaşım veya en yüksek gebelik oranı gibi gözüküyor. Burada da yine söylediğim çalışmalardan bir tanesinde gün 6 blastı dondurduktan sonra gün 5 ve gün 6'da verme arasında gün 5'te transfer edilmesinin gün 6'da transfer edilmesine göre çok daha yüksek gebelik oranları, yani yaklaşık %55 ile %45 ile %40 arasında bir gebelik oranı elde edildiği tespit edilmiş. Ancak literatürde buradaki oranlar çok değişken aslında. Gün 7'de bile %40 civarında, %30 civarında pardon, klinik gebelik oranları bildiriliyor. Veya Özgür Hocam'ın söylediği gibi %70'lerden %40'lara düşen canlı doğum oranları bildirilmiş. Belki biraz ütopik oranlar da var yine literatürde, ancak sanki en doğrusu gün 6'da blast geliştiyse orada dondurup donma çözme siklusunu da 5. günde transfer etmek gibi. Semih, sen katkıda bulunmak ister misin? Ben Yavuz Hocam'a katılıyorum. Ben de %50 civarında bir gebelik ihtimali olduğunu düşünüyorum aslında. Özgür, embriyolojik açıdan early blast'ta dondurduğumuz embriyoyu 6. günde mi götürelim, 5. günde mi transfer edelim? Gebelik oranında avantaj elde eder miyiz? Yani bu tarz 5. günde eğer early blast olarak donduysa biz onları bir gün erken çözerek, yani 4. gün gibi çözerek aslında 6. güne getiriyoruz. 5. gün aşamasında expanded blastocyst elde edebilirsek eğer, işte bahsettiğim yayınlardan bir tanesi %30-%40 aralığında bir gebelik şansı tanıyoruz dedi bu embriyolarda. Şimdi bu soruyla bağlantılı olarak, senin bu açıklamanla bağlantılı olarak Erol Hoca'dan, Erol Palmergen Hoca'dan bir soru geldi. Uzamış kültürde imprinting hatalarının görülmesi sizleri D7 kültürüne gitmeyi düşündürür mü diye soruyor. Hocam, bununla ilgili evet, literatürde şu var. Bu en son sunduğum meta analizde de tartışma kısmında belli oranda belirtmişler. Aslında blast'ı biz ileri götürdükçe sanki aneuploid riski yüksek olanlar ileri gidiyor. Yani gün 6'ya gün 7'ye gidiyor gibi. Ve bunlar da gerek mitokondriyal DNA, gerek işte anormal spindle hataları veya benzeri genomik problemlerin olabileceği söyleniyor. Gün 7'ye gitmek buradaki hataları düzeltir mi?
Açıkçası ben teknik olarak bilmiyorum düzeltip düzeltmeyeceğini. Ancak söylenen zaten geç gelişen BLAST'ta anormal bir problem olduğu genetik açıdan ve bunların zaten gecikmeye neden olduğu gibi bir yorum var. Özgür, bir şey eklemek ister misin? Yok hocam, yani imprinting açısından. Yani Yavuz hocam dediğine katılıyorum. Biz zaten mecbur kalmadığımız sürece 7. güne gitmiyoruz. Ama hani 5. günde embriyoları donduruyoruz. Eğer ki 5. veya 6. günde embriyo yoksa da o zaman mecburen 7. günü değerlendirmek zorundayız. Yani hiç olmayan bir embriyoyla kıyasladığımız zaman yani kullanmakta fayda var. Bir tane şey sorusu var. Bu ERA ile ilgili. Koray Yıldız kardeşimiz sormuş. Endometrial reseptivite açısından ERA testiyle ilgili tecrübeniz var mı diyor. Tecrübesi olan varsa lütfen o cevap versin. Kullanmıyoruz. Biz de kullanmıyoruz. Evet. O zaman bu konuyu geçiyorum. Şey var. Emre Göksan'ın bir sorusu var. Diyor ki 40 yaş üzerinde IVF planlanan ama PGT istemeyen, yani genetik olarak test edilmiş embriyo transferi istemeyen vakalarda elimizde ne kadar D3 klivaj embriyo varsa verelim mi yoksa D5'e gidelim mi? PGT düşünmediğimiz hastalara. Bu Semih ve Yavuz, sizlere bu soru. Hocam ileri yaşsa embriyo sayımız yani 3. güne geldiğimizde 6 ve üzerinde embriyosu varsa PGT yapmayacak bile olsak 5'e gitmek bence mantıklı. Ama embriyo sayısı azsa, yani 5, 4, 3 embriyomuz varsa yani bunu konuşup daha çok yani zaten 2 embriyo da vereceğiz bu hastaya baştan ötürü. 3. gün yapmak daha mantıklı diyorum. Yani orada yalnız şöyle bir şey bence 40 yaş üstünde evet yani amplide oranları %80'lere yaklaşıyor. Burada öyle bir problem var. Hastaya belki bunu paylaşmak lazım. Ancak gün 5'e gitmek belki burada aneuploidi olabilecek bir embriyonun elimine olmasını sağlayacağı için belki de gün 5'e gitmek burada bize fayda sağlayacak. Yani zaten aneuploidi olan bir embriyo belki gün 3'te gün 4'te arrest olacak, geride kalacak. Gün 5'e gidenin biraz daha aploid olma ihtimali sanki artacak gibi. Tabii burada bir embriyo kayıp riskimiz de var. Ya bu ikisini belki dengelemek lazım. Yani bir yanda embriyo kayıp riski, bir yanda aneuploidi riski ve sonrasında belki gebelik kayıp riski ile gidecek. Bunu hastayla iyi konuşup iki embriyo bile olsa belki 5'e gidip en iyiyi seçmek mantıklı olabilir gibi düşünüyorum. Özgür, bu soru sana gelmiş. Betül Uğuz Hanım'dan. Frozen siklusta sadece D3 ve D6 embriyo varsa öncelikle hangisini transfer etmeyi tercih edersiniz diye sormuş. Şimdi bunu embriyo sayısına göre değerlendirebiliriz. Neden? Eğer 6. günde dondurulmuş 5AA kalitesinde bir embriyo varsa %40 civarında bir şansı olacak. Eğer elimizde 2 tane 3. gün embriyosu varsa bu 2 tane embriyonun 5. günde yani bizim yani 6. gün 5A'dan daha iyi elde edeceğimiz 5. gündeki bir 5AA embriyo olabilir. Bunu elde edebileceğimizi düşünüyorsak eğer ben açıkçası 3. gündekini çözerim embriyo sayısına göre. 5. güne götürürüm. Baktım ki 5. günde güzel 2 tane blastosist varsa bu ikisini veririm. Ha, yoksa bu zaman 6. günü de bu gruba ekleyerek beraberde ya da 1-2 hakkı varsa 3'lerden gelen biriyle 6. günden gelen biri beraber senkronize edip verebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin anlattığı konuyla çok ilgisi olmayan bir takım sorular geldi. Ben onları pek çoğunu eledim. Sizlere sormadım ama son soru olması açısından bir tane son soru sorup kapatmak istiyorum. Bu da Hatice Hanım'dan gelmiş. Tüp bebek öncesi vitamin ilaçları kullanmak gerekli midir diyor. Bu soruyu klinisyen hocalarıma, Semih ve Yavuz hocalarıma sormak istiyorum. Buyurun. Yani özel bir D vitamini eksikliği varsa mesela hastada, D vitamininin işte implantasyon ve gebelik sonuçları üzerine etkisiyle biz D vitaminini takviye ediyoruz. Folik asit öneriyoruz. Onun dışında bu bir sürü hani antioksidan, işte multivitamin suplementasyon kullanmıyoruz. Biz de aynı şekilde folik asit dışında bir şey kullanmıyoruz ve adjuvanların literatürde de belirtildiği üzere klinik olarak bir anlamlı sonuca olumlu etkisi olduğunu düşünmüyorum. Evet. Sevgili arkadaşlarım,
Sizlere çok fazla teşekkür geldi hepinize. Ben bu teşekkürleri sizlere iletmekle aracıyım. Şahsım ve Üreme Tıbbı Derneği, Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği adına saygıdeğer konuşmacı arkadaşlarıma ve siz katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Planlandığından daha uzun oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.